Herkese merhabalar değerli izleyenlerimiz. Selamünaleyküm. Hayırlı cumalar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Rabbim hepimize sağlıklı günler nasip eylesin inşallah. Ben gördüğünüz gibi yine aşma peşindeyim. Hamurcu olurken de çekim yapmadım. Ya daha doğrusu yapamadım. Eşim yoğurdu. Furkan da derse girdi. Evet, bugünkü aşmanın tarifi gibi yine aynı tahinli. Bu sefer de dedim şey diyeyim mi, dolaba koyayım yapayım da geçenki yaptıklarımı götürdüm yok. Bizim de canımız şekerdi. Yengeden hamur yaptım bugün. Oruç gelmeden biraz da kendimize yapalım istedim şöyle. İnşallah hayırlı Ramazanlar olur hepimize. Çok güzel oldu geçenki aşmalarım. Furkan iyi olmadı mı onlar? İyi oldu değil mi? İyi. Tahinli de daha bir değişik oldu. Hıyır hıyır şöyle kat kat tel tel açılıyordu. Şeklini burada böyle çirkin gibi görünüyor. Vermek zor oluyor ama şey deyince, tekrar tepside mayalanınca daha güzel oluyor. Ben tepside de bekletiyorum. İlk yaptığım tepsiyi önceden pişiriyor. Hani önce yaptığım mayasını alıyor ben bitene kadar. Hani kimisi de demiş işte hamuru tahtada yap diye. Benim böyle daha kolayıma geliyor. Tahtada isterseniz tahtada yapanlar var. Böyle yağlı olduğu için ben elimde yapıyorum. Elime hiç yapışmıyor bile. Geçenkiler biraz büyük olmuş. Normal koyduydum. Ondan mayası gelince daha büyük olmuş. Bu sefer biraz küçük yapmaya çalışacağım. Geçenki ceviz büyüklüğünden herhalde hamuru biraz daha mı büyük almışsın ne? Evde sessizlikte ne iş yapılır? Tek başına kaldın mı böyle hamurla mutfağına uğraşıyorum. Tahtaya koysam belki yapışır. Değil mi? Yağlı yağlı, hamur yağlı ya. Tahtaya yapışabilir. Korkumdan ben tahtayı getirmiyorum. Hani öyle oynayıp durma. Tahtada yap diyenler de olmuş. Ben böyle alıştığım için daha kolayıma geliyor değerli izleyenlerimiz. Buna bir tanecik diye yaptım mı? Hamuru yoğururken dediğim gibi çekecektim ama olmadı. Tahinli yapmak isteyenler. Hani şey içine aş sür diyorlar ama ben içine aşmadım. Hamuruna döküyorum. Öyle de olur. Nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. Bugün hamur biraz kopuyor gibi niyeyse. Bir şeysi mi? Aynı ölçüleri de. Bir şeysi çok mu olmuş? Margarin mi? Çok oldu acaba diye düşünüyorum. Hepsini yapınca devam edelim mi? Şöyle 3, 6, 7, 7'şer tane alıyor zaten şöyle tepsime şey diyor. Buna 8 olmuş küçük yaptığım için. Biraz sonra hepsini doldururken şey deriz. Devam ederiz. Tekrardan merhabalar değerli izleyenlerimiz. Ben şöyle yumurtalarını yüzüne sürüyorum. Biraz da dinlenecekler bunlar. İlk yaptığım bayağı kabarmaya başladı. Şöyle yumurtalarını süreyim. Fırına vereceğim biraz sonra. İlk başta yaptığım tepsiden başlayarak öbürleri de dinlenecek. Hani bir de tepside mayalandırıyorum. Bayağı bir bekliyor çünkü.
Hem mayası şeyde geliyor, leğende, küçük leğende. Sonra bir de tepside mayalanıyorlar. Keçenkinin yüzünde koyun yumurtası vardı Burhan. Bu koyun yumurtası değil ya. Sapsarıydı. Hı. Bu sarı değil. Ona komşu bir buraya babana geçmiş, o sonra gelirken getirmişmiş. Ondan vardı. Bu normal satın alma yumurta. Nasıl kızaracak bakalım de. Bir tepsi mi kaldı? Son tepsimi de bir alayım yüzünü. Derecede fırında. Alt üst ayarında pişiriyoruz değerli izleyenlerimiz. 180'de de pişebilir de geçen de söyledim. Benimki 200'de çok güzel pişiriyor. 200'e ayarlıyorum ben. Sonuncuyu da bitirmek üzereyim. Geçen yumurtam zor yettiydi. Bu sefer de biraz fazla olmuş Meral. Yeterli. Ben bunları şimdi götüreyim. Şu benim ilk önceki tepsim. Bunu fırına koyayım değerli izleyenlerimiz. Pişerken de görüşmek üzere. Evet değerli izleyenlerimiz. Şöyle ben açmalarım burada mayalanıyor. Tepsim de yeni fırından çıktı. Sıcak olduğu için üstüne bir şey kapatmadım. Buradakine de üstünü kapattıydım. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunlar da yemeğe hazır kızardılar. Geçenkinde dedim. Yani evvelsi günkünde organik koyun yumurtası vardı. Daha kırmızıydı. Bundaki normal yumurta. Dışarıda yağmurlu gördüğünüz gibi değerli izleyenlerimiz, hava bugün Aksaray'da yağmurlu. Kaç gündür fırtına esiyordu. Bugün yerini yağmura bıraktı. Pencereden görünüş şöyle. Sizlere göstereyim istedim. Zaten yağmur olduğu belli. Demirlerden falan yaşlar görünüyor. Evet değerli izleyenlerim. Ben aşmalarımı bitirdim. Ondan sonra da bir çay demleyeyim dedim. Çayın yanına da eşim de geldi. Yoktu. Şöyle, Merhabalar, herkese değerli izleyenlerimiz. bir makarna haşlıyorum. Hani salçalı kavuracağım çayımızın yanına bugün. Biraz önce size gösterdim dışarıda yağmurlu. Canım şey istedi içeride çayın yanında. Makarna. Onun için şöyle ben sosunu yapıyorum burada da. Serpil aynı zamanda Ramazan hazırlığı yapıyor işte. Simit mi Simitlerinden, yiyeceğim açmalarından. Ramazan'da? Daha arkası gelecek canım. Bunun şeyi var. Daha pişiyorum, onu da çekebilir Böreği miyim? Bakalım. var, çöreği Tam var. varmış, Daha da pişiyor. yapacaksın yani. Böylece durmayacaksın ki sen. Yaklaştır. Aşmalarım şey gibi şişmişler hani şeysini aldığı için. Şey buzlu ya. Cam biraz buzlu gibi de tam net görünüyor. Zaten gösterdim, pişenleri de Ha, gösterdim de bir daha dışarıda gösterirsem. olanlar. Güzel Bugün ben görünüyor. yine hamur işiyle uğraşırım. Hani aşma, bu ne aşması değil mi? He, uğraşıyor ne yapsın işte evde yağmurlu bir hava, yağmur yağış.
Gerçekten uğraş istiyor insan. Hem vakit geçiriyor hem de... Yemek, işte size çay aparatı. Önceden de söyledim, evde aşmanın ağası bile kalmadı, hiç yok. Evet. Hani anneme söz verdim, ona yaptım. Hani afiyetle, iyisinler, helal hoş olsun. O gün de zaten çayın yanında misafir vardı. Biz de birkaçını yedik, kalanını da götürdük. Anneme götürdük bir poşette. İşte evde onlar önceki yaptığından kalmadı. Pişti mi ki? Bir tane al bakalım. Fiyonk atardın, fiyonk yok mu? Kıvırcık seviyorlardı, kıvırcıkta yoğmuş, boru varmış. Hmm, ince boruymuş bu da. Fiyonk yok, daha iyi oluyordu. Pişmiş bu. Altını kapatayım. Şöyle şurada bir alt suyuna. Geçimde burada hazırlandım. O şeyi öne alsam iyi olur, tencereyi. Sos mu? Sossuz şey makarna. Yoğurt da yapmıyorum ya. Çayın yanında böyle seviyorum falan. Tamam. Fark etmez zaten bizim için de. Postayı yıkadı. Sen gidince bir arkamdan bir daha çay içtim. Bir bardak daha. Ondan sonra kalktım. Hamur yumurta. İyi. Uğraşmışsın işte. Şunu ön tarafa alayım. Cuma, biraz... cuma yıkıldım. Cuma bu arada herkese hayırlı cumalar. Biraz şöyle baharat atacağım. Daha güzel oluyor. Çok hafif. Hayırlı Ramazanlar herkese inşallah. Allah darda olanlara, zorda olanlara yardımcı olsun. Amin inşallah. Şifalar bekleyenlere şifalar versin. Ramazan ayı da bu arada çok yaklaştı. Salgın birinci Ramazan salı günü. Allah sağlık sıhhat versin inşallah. Eda ederiz ailesine. Sosu da kıvamına geliyor değerli izleyenlerimiz. Birazcık ben böyle her zaman söylüyorum size acıların tadını baharatlı biraz biraz atıyorum. Hem lezzet veriyor. Baharat da güzel oluyor. Baharatı seviyorum ben ya. Tatlıyı sevmiyorum. Nasıl bir şeyim varsa. Kendime göre ayarlarsam tadını birazcık yiyorum. Kendim yaparsam. Dışarıdan alma tatlıları yiyemiyorum ben. Arada bir makarna da yapıyorum zaten, sen de seviyorsun. Ben severim makarnayı. Kaynana da seviyorum, şişim denk geldi. Yetiştim makarnayı. Her şekilde. Postluymuş, yoğurtluymuş. Ne bileyim. İşi vardı, makarna Aksaray'a gitti. Bir işleri varmış dedim. Sen de gidi yetiştin, işlerini halledim. He işte ya, bir dolaştım geldim ben de. Birazcık. Yağışlı havada, Aksaray'da yağışlı. Zaten uyuyacağım dedim, namaz şöyle kıldım. Hafif. Bakmayacağım bunu. Birkaç haftadır kılamıyordum cumayı da. Çok şükür geri başladım ben de. İyiyim. Orada nasıl buldun ya? Ayağımı uzataraktım. Sandalye falan yok mu öyle şeylerde? Sandalye yok da tekbir alıp yükü yakıp ha, ondan sonra da oturuyorum. Devam ediyorum. Ha, o şekilde ben devam edeyim. O şekilde duruyorum. Burada da işte başlayıp tekbir alıp sandalyeye falan oturuyorum diyordu. Bazen de yere oturuyorum. Dizimin altına hani toplamak istemiyorum. Bir müddet kendine gelsin. Damarlarda sıkıntı olmasın diye. Uzatıp kılacağım. Uzatıp kılacağım. Allah kabul etsin cümlemizi. İnşallah amin. Orucunu, namazını, her şeyini. Birazcık daha olsun bu. Bu şeye bakacaktım da. Pişti mi diye. Pişti mi? Onu unuttun mu? Yok, daha pişmemiş o. Yeni yeni kızarmaya başlamış. Hı-hı. Daha son tepsi burada oturuyor. O da pişecek. Dakikası bitiyor. 10 dakikasında şey dakikasından tahmin ederim zaten de. Kaç dakikada pişti mi? 1,5 saat ayarladıydım. Isınması da içinde. Hı-hı. İki tane mi? 4 tepsi.
Dört tepsi pişiriyor oldu 1,5 saat. Hem ısındı, içinde ısıtmadım önceden. Bir tepsi kalıyor, ona da bir ayarlarım ben 10-15 dakika. Çiğdirse yani, onu ancak pişirirse o dakikayla. Dakikasını yükseltirim. 1 dakika falan kalmış şu anda, işte demek ki dediğin gibi. Demek ki 1,5 saati 4 tepsi pişiriyor o pişerse. Isınması da içinde. Ha, aynen. Ben her zaman 200'de altlı yüzlü pişiriyorum, çok güzel pişiriyor. Her fırında bir olmuyor herhalde ya. Bazıları bilmiyorum. Yakıyor diyorlar. Yakmaz ya, niye yaksın? Senin şu şeyi yapamadım ben de, mini fırın bile yakmıyor, iyi, güzel. O da güzel pişiriyor da onun işte rezistans gitmiş herhalde. Evet, onu şu anda... Onun astarı yüzünden pahalıdır, hiç de gerek yok onu kayıtta yapmaya. Dek rezistans gelirse, şeyden dek gelirse bir çırpmanayı öyle yaparım yani, sıfır alıp da yapmayı istemem. Çünkü bir düşürdünüz, bir tamir yaptırdın, ondan sonra camı kırıldı ya. O şimdi... düşünce ona bir şey olmamış. Tamam, kendine bir şey olmamış, camını değiştirdik neyse. Şimdi bir de sıfır rezistans alırsak sıkıntı. Onu bir ara bir acelesi yok zaten, şeyden tamircilerden de bir çıkma, bozulmuş bir şey bulurum. Sizlere dışarıdan çekim yapamıyorum, kusura bakmayın. İnşallah hani Ramazan'ın sonu mu olur, bahçeler çekmeye başlar. Hani ben büyük bir ekim yapmıyorum zaten, patates, hani soğan gibi. Suyumuz olmadığı için ben küçük uğraşlarla... Bağları ben budarım, havalar normalleşsin bakalım da şimdi... Tabii bahçemizi başlayalım. İnşallah Rabbim hızmet ederse orayı ben yine... Ekeceğiz, dikeceğiz değil mi? Fide diyorsunuz siz, bir stil diyor, yarın stiller gelir, bizim bu köyün dilinde söylüyorum. Yarın stilleri hani dikerken falan, onlarla uğraşırken inşallah daha eğlenceli buralara çekmeye çalışırız. Şimdi mutfakta, içeride, dışarıya da zaten cam da kapandı bak, biraz önce çektiğim. Ya, buharlandı. Dışarı görünmüyor demek. Çektim ben oradan biraz. Şurada. Mağaramızda pişti. Ekim var. Kardeşim ekim ekmişti yukarıya. O da yağmurda iyi gelir işte ekimleri falan. Ot çöp ekin dikin şeyi seviyor zaten yağmuru. Mağara hazır. Bunu ben böleceğim şeyleri. Artıklarımı hazırlayayım bu arada. Evde durdukça boğazı yiyor. Yine bir dışarıya çıktım, unutuyoruz. Normalde pek hiç yok ya. Öğlen yemeğini pek yemiyorduk zaten. Yemek olarak yapmadım ki ben bunu. Evet, atıştırmalık olarak. Aynen. Kahvaltıyı biraz geç yapıyor. Öğlen yemeği benim adetim duruma göre, Furkan'ın geç durumuna göre falan. O yüzden öğlenleri biraz atıştırmalık geçip çok yorgun bir yemek yiyerek doyuluyoruz yani. Bir akşam yemeği yiyoruz işte. Buna rağmen de tabii biraz kiloluyuz da. Hazır. Yapımız da var demek ki biraz da herhalde. Ne? Biraz da kilo olur diyorum ya. Biraz da... Biraz herhalde... ne demek? Daha iyi kilo oluyor. Yapımızda da var diyorum herhalde. Çocukluktan gelen bir şey. Benim de yoktu. Sende yoktu çocukken de, bende vardı. Çocuk ne? Gençken yoktu. Ben yani çocukken de, öğrenciyken de daha biraz bir tombulluk vardı. Neyse değerli izleyenler, gelin buyurun makarna yiyelim diyor ama hep demekle kalıyor. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tekrardan hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. Dilim suçtu, konuşamıyorum da, çok konuşuyorum herhalde. Kanalımızda kalın, hoşça kalın. Abone olursanız seviniriz. Yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Hayırlı günler, selamlar sevgilerimizle. Hoşça kalın değerli izleyenler. Allah'a emanet olun şimdilik.